Eserin adı Sergüzeşt. Eserin yazarı Sami Paşazade Sezai. Hava tamamen aydınlanmıştı ki Zehra Hanım, oğlunun üçüncü defa olarak yatak odasına girip de sahibinin düşüncesini ve ruh halinin perişanlığını gösterir şekilde ayak ucundan yere düşmüş yorganı, baş ucunda açık kalmış bir kitabı, sabaha kadar hiç söndürülmediği için bitmiş bir mumu, sağa sola atılmış elbiseleri üzüntüyle seyrettikten sonra Dilber'in de odasında olmadığına dördüncü defa emin oldu. Oğlunun ana yüreğini huzursuz eden endişe ve dalgınlığı böyle bir gerçeğe rastlayınca asabi bir buhranla birbirine kilitlenmiş ellerini dizlerine doğru indirerek hırs ve ümidin kendisine açtığı talih sarayının kapılarının yüzüne karşı şiddetle kapanmakta olduğunu ve o kadar hırslıca arzuladığı şan ve şerefin kendisine ebediyen veda ettiğini gözleriyle görüyordu. Celali'nin halinde görülen büyük değişikliğin, o istek ve neşesinin yerini alan aşk üzüntüsünün geçiş hızını ve kararsız tavırlarında birdenbire görünen dalgınlıkla sessizliğin anlamını, bu iki gencin aşıklara yaraşır bir biçimde ortadan kaybolmaları açıklıyordu. Hele insan olduğundan şüphe ettiği bir mahlukatı, bütün toplumun hiçbir hakkına layık görmediği bir esiri, oğlunun böyle kendisinden geçecek bir halde sevilmeye ve tapınılmaya değer bulması, bir yıldırım gibi zihnine inince, ayakta bulunduğu halde geri geri çekilerek başını duvara dayadığı zaman, etrafındaki esirler koşuşuyorlar. Zira baygınlık gelmişti. Kendini odasına çıkardılar. Bütün ev halkını bir telaş ve heyecan içinde bırakan bu sinir krizi biraz hafifleyince, gerek Celal'e gerek Dilber'e hiçbir şey anlatılmamasını ve ima edilmemesini sıkı sıkı tembihledi. Zehra Hanım odasına kimseyi kabul etmiyordu. Evinin harem kısmında olan işleri tamamıyla kendisine bıraktığı eşinin bu ani rahatsızlığı üzerine yalnız Asaf Paşa yanına girdi. Neyiniz var? Sabahleyin ansızın rahatsızlanmışsınız. Elleriniz donmuş. Celal'in dalgınlığından, halinin değişmesinden ne kadar endişeleniyordu. Bu hallerin hepsi bir esirin aşkından kaynaklanıyormuş. Hangi esir? Dilber. İmkansız. Biz onun terbiyesine, eğitimine bu kadar çalıştığımız ve kendisine mutluluğunu sağlayacak bir evlilik hazırladığımız halde bütün gayretimizi, kendi geleceğini, her şeyini bir cariyenin hizmetten kirlenmiş eline mi teslim ediyor? İmkansız bu. Sabahtan beri ikisi de odalarında yok. Gençlerin bu yoldaki kusurları şiddetle düzeltilmelidir. Yılların verdiği deneyimler, akıl ve sessizlikle verilen kararlar, o sebatı, esası olmayan gençlik ateşinin cinnetlerine feda olunmaz. Hastalanacak ne var? İkisini de hem böyle şeyler yapmaktan men edin hem de cezalandırın. İşi bana bırakın. Sakın Celal'e hissettirmeyin. Asaf Paşa yüzü biraz bozulmuş olarak odadan çıktığı anda Celal Bey ile Dilber, doğanın kah kendilerini gizlemek için yarattığı çiçeklerden yapılmış yuvalarından, kah bütün güzelliklerini esirgemeyi bol bol harcadığı taraflardan evlerine dönüyorlardı. Bahçeye girdikleri zaman aşikâne bir dalgınlıkla geçirilen bahtiyar saatlerin hızını, büyük bir keder ve şaşkınlıkla anlamışlardı. Celal Bey o geceyi kendileriyle geçiren yeğenleriyle birlikte gitmek üzere Boğaz içinde oturan amcasının yalısına davetli olduğundan vapur saatine yetişmek için odasına çıkıp hemen giyindi. Sofada rastladığı bir cariyeyle aralarında şu konuşma geçti. Annem odasında mı? Evet efendim. Dün gece rahat uyumadıklarından dinlenmek üzere biraz uyuyacaklar. Bastonumu getir, ben kendisini göreyim. Hayır efendim, kimse girmesin dediler. Hatta küçük hanımlar bile görmeden gittiler. Hasta değil ya. Hayır efendim, hiçbir şey yok. Hızla evden ayrılarak vapur iskelesine doğru yola koyuldu. Şiddetli sevgi hisleriyle coşan bu deneyimsiz, genç zihinlerde hiçbir şüphe ve endişe uyanmamıştı. Vapur iskeleden hareket etti. Celal Bey'e o gün her şey ışık içinde, hayat içinde görünüyordu. Sevgilisinin güzel yüzüne, saatlerce hayretle bakan gözlerine, Marmara'nın sonundaki ufuklar açılarak uzaktan uzağa sonsuzluğu savunuyordu. Köprüden diğer bir vapura bindiği zaman, sanki ilk defa görüyormuş gibi Boğaziçi kendisine şahane bir manzara sunarak hiçbir zaman dikkat etmediği heyecan verici yerler buluyor. Ve iki sevgiliyi sessizlik ve güzelliğiyle mutlu edecek öceler keşfediyordu. Gökyüzü sevdiğini kendisine her tarafta gösterecek kadar şeffaf,
Hava sevgilisinin hayat veren saçının yüzüne dokunduğunu andıracak kadar hoştu. Heyhat! En büyük insan fikirlerinin, bütün dahilerin, mahşerlerin, kıyametlerin tam bir teslimiyetle karşısında titrediği kader sırları, bir yandan bu genci böyle hayaller ve ruh ferahlığı ile okşarken, diğer yandan korkunç bir gerçek hazırlığı. Zavallı genç bilmiyordu ki insan kalbinden anlamayan acımasızların eline teslim etmişti. İnsanlığın gözlerini yaşartacak üzücü hallerdendir ki kanunun yasaklamadığı cinayetlerde ahlaki iyilik, insanlık sevgisi, vicdanın emir ve yasaklarına boyun eğme erdemi, terbiye noksanlığı, batıl inanç gibi toplumda var olan salgın hastalıklar nedeniyle pek ender görülür. O gece Zehra Hanım bir köşesine çekildiği odasında manevi üzüntü ve bedeni ızdırap içinde birisini bekliyor. Hala niçin gelmediğini sabırsızlıkla sordukça, o taraflarda yangın varmış, belki kendilerine yakınsa diye ümitsizlik uyandıran cevaplar alıyordu. Kendisini en müşkül durumda bularak, bir iki saat içinde en büyük bir sorunu çözmek zorunda olduğunu kabul ederek, oğlunun gençlik eğilimleri ve hayalleri içinde kaybetmeye çalıştığı geleceğini ve annesine söz verilmiş talihini mi, yoksa bu mutluluk ve talihe engel olmak isteyen bir esir parçasını mı mahvetmek düşünceleriyle bir müddet durakladıktan sonra, nihayet Batı'nın verdiği bir gösteriş ve soyluluk sevdası, hırs ve emelin doğurduğu bir ikbal ve servet düşkünlüğü ve Mısır aileleri arasında yaygın olan mutsuz esirleri hakir görme duygusuyla Dilber'in evden çıkarılmasına karar verdi. Bu sırada oda kapısından şişmanca, vücuduna göre yine büyük olan karnını örten, ayaklarına kadar uzun, dikişli bir hırka giymiş, yuvarlak ve ölçüsüz biçimde geniş yanaklarının üstünde Tatar olduğunu gösteren küçük, çekik gözlerinde tatlılık ve yalvarıcı anlam ile dolu, iki yüzlü bir gülümsemeyle çekilen kadın dudakları arasından seyrek dişleri görünen bir kadın dualarla, alkışlarla içeriye giriyor. Zehra Hanım uzandığı kanepede elini başına koyarak, kuvvetli bir azmi gösteren çatılmış kaşlarıyla, bildireceği kesin kararın dehşetinden sonbahar rüzgarına rastlamış gül yaprakları gibi dudakları titriyordu. Bir köşede siyah tülle örtülen lamba, odayı karanlık gösterecek biçimde zayıf bir ışık veriyordu. O sırada şiddetini artırarak uzaktan uzağa pencerelerden akseden yangının alevleri, odanın karanlık taraflarında şeklini ve durumunu betimlediği Zehra Hanım, bir Roma imparatoriçesine benziyordu. Yangının yansıyan ışığı, başının tacı olan sarı saçlarında, uçuk renginde, koyu mavi gözlerinde, o güzel dudaklarında dalgalanmasıyla olağanüstü bir güzellik kazanmıştı. Bu kadın içeri girer girmez kendisini yükünün ağırlığı altında ezmek isteyen manevi sıkıntısının baskısından kurtulup çıkan ve uzaktan uzağa işitilen gök gürültüsüne benzer bir sesle "Bu getirdiğin Dilber, evimin namusunu, oğlumun geleceğini yok ediyor. Onu yarın getirdiğin yere bırak." dedi. Bu kadın kendisine özel bir şefkat ayrıcalığı veren böyle bir emrin yerine getirilmesini, yarar ve övünme sermayesi bildiği için kahkahalarla "A kadınım, sıkıldığın şeye bak. Yarın hem sizi kurtarırım hem de ona uygun bir yer bulurum." cevabını verdi. "Zehra Hanım, yarın çok erken, anladın mı? Uyarısını yaptıktan sonra beni yalnız bırak." dedi. Kapıdan çıkıp da yalnız başına kalınca ayağa kalktı. Pencereye doğru gidip biraz düşündü. Gelip tekrar kanepenin üzerine çöktüğü zaman anlaşılmaz, gizli bir duygunun etkisiyle gözleri şebnemler içinde kalmış menekşeleri andırıyordu. O gece Dilber'le aynı odada yatan çaresiz, sürekli Kafkasya'dan, esaretten ağlaya ağlaya bahsediyordu. Bütün insanlık kimliğini heyecanlandıran keder, sesine şiddetli bir üzüntü, diline garip bir söz söyleme kolaylığı vermişti. Dilber, esaret arkadaşının bu alışılmadık haline üzülerek sordu. "Niçin ağlıyorsun?" "Hiç, ağlamak esirlerin en büyük hakkıdır. Biz o hürriyete sahibiz." "Garip şey. Acaba bu zavallı çaresizin kalbini kim kırmıştı ki Dilber soyunup da yatağına girdiği halde yine durmadan mendille gözlerini silerek ağlıyordu?" Dilber yatağından kalkarak, "Çaresiz, yalnız dökülen gözyaşları acıdır. Sen hiçbir derdini benden gizlemezken bu ızdırabın sebebini niçin saklıyorsun? Memleketinde geçen bir şey mi aklına geldi? Yoksa çocukken annenin kucağında ağladığını mı hatırladın? Sen kalbini bana da açmazsan burada haline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak?" "Oh, yok yok.
onların gözünde ağlayan bir esir mutlak dayağa, azar yemeye layıktır. İnsanın hastalığına inanmayıp da yatağından kaldırarak hasta hasta hizmet ettirenlerde kalp mi olur? Merhamet mi bulunur? Senin gönlün pek yumuşaktır. Bana acırsın, bilirim. Bir şey yok. Şimdi susar yatağıma girerim. Sen rahatına bak. Bir şey yok. İkisi de yataklarına girdiler. Daha büsbütün sabah olmamıştı ki odaya bir kadın girerek Dilber'i yatağından kaldırdı. Dilber, ne istiyorsunuz diye sorduğu zaman kalk, bohçanı topla, yaşmağını yap. Senin bu evde kısmetin bu kadarmış. Cevabını ver. Dilber perişan saçlarıyla yatağın ayak ucunda durup sevgi sabahı gibi yeni uyanan gözlerini elleriyle ovuşturarak büyük bir hayretle ne söylüyor bu anlamıyorum diyordu. Zira bu genç zihin 2 gün önceki bir mutluluk gününü böyle bir yaşasın izleyeceğini anlamaktan acizdi. Bu kadın bir idam mahkumunu ölüme davet eden gardiyan gibi kızın başucunda her türlü hislerden uzak olarak duruyor ve durmadan çabuk ol sabah olmadan bu evden çıkacağız. Efendilerinin emri böyle sözünü tekrar ediyordu. Dilber odasındaki çekmecesinden yaşmağını, feracesini çıkarıp da aynanın karşısında ağzından aldığı iğnelerle saçlarını kaldırdığı zaman bu kadın yerinden kımıldamadan duruyor. Odanın köşesindeki çare saz ise artık sesi duyulacak şekilde ağlıyordu. Dilber'in gözlerinde gözyaşlarından eser yoktu. Yalnız renginin yaptığı yaşmaktan farkı kalmamıştı. Feracesini giyerek ilerleyince çaresiz arkasından yetişti. Bir süre birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra kucaklaştılar. Dilber'in yüzündeki soğukluk arkadaşının dudaklarına hafif bir titreme vermişti. Dilber önde, kadın arkada olarak bahçeye indiklerinde "Hani bohçan kızım?" diye sorduğu zaman o ana kadar hiçbir şey söylemeyen Dilber "İstemem." dedi. Kabul etmediği halde bohça kendisine kalır ümidiyle tekrar odaya çıktı. Bohçaya koltuğunu alıp döndüğünde çaresiz ağlamasından, sözünü tamamlamak ve ifade etmekten aciz halde parmağından bir yüzük çıkararak "Al bunu benim tarafımdan ona ver." diye yalvardı. Dilber, bir gün önce bir neşe cenneti saydığı bu bahçede sabahın güzellik ve parlaklığıyla kuşlar büyük bir şevk ve coşkunlukla ötmeye başladıkları halde hiçbir şey hissetmeyerek zihni düşünme, ciğerleri nefes alma kuvvetini kaybettiği için insana korku verecek kadar uçuk olan rengiyle bahçenin bir tarafına konmuş Venüs heykeline benziyordu. Kadın döndüğünde Dilber'i bıraktığı yerde buldu. Birlikte yürümeye başladılar. Biraz uzaklaşınca iki tarafı büyük ağaçlarla çevrili olan bir yolun sonunda sabahın hafif sisleri arasında görünen bu köşke, bu aşk yuvasına Dilber son bir özlem bakışıyla baktı. Senelerce oturduğu ve özellikle birkaç aydan beri kendisine mutluluk veren duyguların yeri olan bu ev, ağaçların arasında, sisli bir göğün altında, derin bir sessizlik içinde yalnız başına duruyordu. Dilber oradaki bir köşeye, bir taşın üzerine oturup da sonsuza kadar veda etti bu eve. Bu aşk mabedine saatlerce bakarak birdenbire hücum eden üzüntünün şiddetiyle ayrılığın sarsıntısı ve onuruyla oracıkta yok olmak istiyordu. Yanındaki kadın bu duruşa engel olunca yaşamın son dakikalara yaklaştığı zaman sezilebilen müthiş bir üzüntüyle bahçe kapısından çıktılar. Orada tarlalarda çalışmak için pek erken uyanan işçiler tek tük işlerinin başına gidiyor, bir çobanın çayırlara doğru götürdüğü koyunlar ve kuzular meliyordu. Köyün minaresinde bir müezzin Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a özgü olan Arap nameleriyle ezan okuyor ve sesi o lekesiz, yakıcı bir sütuna benzeyen minareden lacivert bir aleme doğru yükselerek sabahın o sessizlik ve şeffaflığı içinde gökyüzüne akisle tekrar yere döküldüğü sırada uzaktan 2 gün önce Celal Bey'in gösterdiği tek mezar fark ediliyordu. Bulundukları yolu biraz daha izleyip de sabahın gayet uçuk renkli ışığı etrafındaki parmaklıklardan geçerek üzerine aksettiği kabrin yanına gelince o dakikaya kadar oldukça durgun görünen Dilber, o aşk perisini okşamaya layık olan ellerini, o anda en kayıtsız bir filozofu saatlerce düşündürecek kadar derin bir aşk hüznü ifade eden yüzüne kapayarak mezarın ayak ucuna düştü. O güzel endam toprağın üzerine kapandığı zaman 5 yaşındaki çocuklara özgü bir şiddetle hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne büyük ümitsizlik, ne büyük kalp kırıklığı. Ağlamasının sesinden uzakta işine giden bir işçi bile yolun üzerinde durmuştu.
Yanındaki vahşi kadın da telaş ederek uzaktan işçiye, oğlum biraz su bul diyordu. Gece akşam yemeğinden sonra toplandıkları odada Asaf Paşa'nın yeğenlerinden bir hanım, ünlü Faust operasını, sonuna yaklaşılan bahçe faslının bütün güzelliğini hissederek çalıyordu. O güzel ellerin piyanonun tuşları üzerindeki hareketinden oluşan ilahi bir ahenk, yanı başındaki iskemlede oturan bir takım sonsuz hisler içinde kendinden geçmiş gibi görünen Celal Bey'in ruhuna dokunduğu için onun bu hali kızların gülümsemelerine neden oluyor. Galiba ruhun heyecan ve sıkıntıda bulduğu en büyük teselli, anladığı en güzel dil şiirden sonra musikidir. Piyano biter bitmez, gençliğin verdiği neşeyle dolu hanımlar anlamlı gülümsemelerle Celal Bey'in kolundan çekerek "Çoktan beri yeni bir resminizi, yeni bir eserinizi görmedik. Niçin?" diye sordular. "Ben de bilmem. Bugünlerde hiç çalışamıyorum." İcilal Hanım, hassas gönüller için neşe ve güzelliği daima tehlikeli olan gülümsemelerini sürdürerek, "Zannederim yapmaktansa yapılmış bir tasvire hayransınız." Bu söz odadakilerin kahkahaları içinde yanıtsız kaldı. Genç kızların en büyük alışkanlıklarından olduğu üzere, sözden söze atlayarak ve özellikle en çok dikkat ve ilgilerini çeken evlenme konusuna geçerek Tesliye Hanım'ın düğününü soruyorlardı. Bütün kadınlarda şiddetli bir düşkünlük olan elbise merakıyla terzisini, elbisesinin rengini, biçimini, sonu gelmeyen bu gizli sorularına ilave ediyorlardı. Babaları Münevver Bey odaya girdiği zaman doğal olarak gelen bir sessizliği bozmak için bütün aile arasında söz edilen Tesliye Hanım'ın hazırlanan bu izdivaçtan memnun olmadığını ve inşallah yakında kendisi de asil bir aile ile akrabalık kuracağını söyledi. Ailesinin amacı ve evlilik şartı olan soyluluk fikri o günlerde Celal Bey'in bütün aşk emellerini, neşe ve sevgisini kırarak hayallerinin gerçekleşebilmesi için sevgilisinin asil bir aileye mensup olmadığına pek üzülüyordu. "Ben izdivaçta soyluluk düşüncesini çok yararsız görüyorum." Amcası elinde olmadan "Niçin?" diye sordu. Çünkü bir güzel bakış, bir tatlı tebessüm, en şiddetli bir soyluluk taraftarının düşüncesini değiştirecek bir kuvvete sahip değil midir? İslam ahlakıyla yetişmiş olan amcası, genç zihinleri acınacak çıkarımlar ve maddi kıyaslarla zehirleyen çağdaş bilimlere, uzaktan uzağa bir takım düşüncelerle avuntu araçlarını ellerinden alarak, hiçbir şeye inanmayan bu yüzyılın tarz ve görünüşüne, zaten uçları yukarı doğru kalkıp kaslarıyla birbirine pek yakın olan gözlerini kaldırarak ümitsiz ve dindar bir bakışla bakıyor. Soğuk bir tavırla "Hayır, herkes kendi dengini almalıdır," dedi. Bu sırada genç hanımlar dışarı çıktıklarından odada Celal Bey ile amcası yalnız kalmışlardı. Kısa bir sessizlikten sonra Celal Bey, "Arada sevgi olmadan sırf çıkar ve servet için yapılan izdivacı ahlaka uygun mu sayıyorsunuz? Gençler yuva kurmayı ve evliliklerini ailelerine bırakmalıdırlar." "Zannederim ki dünyada gençlerin en büyük hakkı istedikleriyle evlenmeleridir. Gözlerin beğenme hakkına, zevkin uygun görme özgürlüğüne, ruhun tabii uyuşmasına karışmak en büyük eziyet değil midir?" "Öyle. Ancak o yaşlarda gençliğin verdiği coşkuyla gözler gerçekleri göremez. Gençlikte zevk insanı çoğu zaman yanıltır. Heyecan derecesinde derin olmayan gençliğin delice hevesleri senelerce sonra düzeltilince birdenbire insan ne görür? Hatalarını, kusurlarını ve belki cinayetlerini. Hayır, insan gençliğinde aritmetik hesaplarla çıkarma ve bölme işlemi yapar gibi mi evlenmeli? Evlenecek gençlere daima sessizlik, mantıklı düşünce önerirler. Seneler geçip de o sessizlik geldikten sonra o izdivaçtan lüzumsuz, o izdivaçtan tatsız bir şey göremem." Bu sözlerin hepsi. Celal Bey, zavallı Dilber'i gözünün önüne getirmesinden oluşan acıma duygusu ve seven bir insanın düşüncesiyle sözünü sürdürerek, "Güzel olan bir genç kızın dürüstlük ve sevgiyle bir kalbe sahip olmasıdır. Sevgi gereksinimi bir aşk tablosu gibi kendisini çiçekler içinde göstererek gençlik hayallerine neşe kaynağı oluşturması, yaratılışın bağışladığı en büyük ayrıcalığı, en doğal hakkıdır. Eğer herkese huzur geldikten sonra evlenecekse o güzel kız doğal hakkını nerede arasın?" Bu sözlerin hepsi gençlik ateşi içinde olan zihnin sayıklamasıdır. Hayır, yanılıyorsunuz. Ruhun o coşkusu, doğanın o ateşi olmazsa yaşamdan bir amaç, bir tat anlayamam.
Kalbe huzur gelince insanı yerin altına koyuyorlar. Amcası Celal Bey'in fikrini değiştirmek için seçtiği konuyu yararsız ve hatta sonuçsuz görünce alaycı ve küçümseyen bir gülümsemeyle hanımımızın bir çiftçi kızı olmasından korkarım diyerek konuyu bitirmek istedi. Celal Bey bulunduğu iskemlede bir süre daldığı derin düşüncelerin verdiği huzur durumunda kaldıktan sonra birdenbire ayağa kalkarak amcacığım dedi. Amcası deminden beri o kadar şiddet ve kararlılıkla tartışan yeğeninin anlam veremediği bu çocukça hitabı üzerine biraz hayretle ne var yanıtını verdi. Benim hayatımı kurtarmak ister misiniz? Amcası hayretle karşı bir dehşetle. Ne söylüyorsun evlat? Benim alakam var. Kime? Bir esir parçasına. Hangi esir parçası? Dilber. Bir iki dakika kadar ki ikisi bir şey söylemedi. Siz babama söyleyin. Maalesef annem asalete tapıyor. Çocukluk. Olsun. Gönül. Sevgiye karşı daima çocuktur. Peki söylerim. Zannetmem ki razı olsun. Rica ederim. Siz söyleyiniz. Ümit etmem ki sizin hatırınızı benim kalbimi kırsın. Zihnen birçok engel ve zorluk içinde kalan amcasının elini öptükten ve yeğenleriyle de vedalaştıktan sonra evine dönmek üzere vapura bindi. Eğer sevdiği esaretin kötü talihlilerinden olmasa evlenmek gibi tamamıyla kendi nefsine ait saydığı hakkı, her türlü zalim saldırıya karşı koruyacağını ve savunacağını hatırlamak kendisini şiddetli bir ızdırap içinde bırakıyor ve hele gençlerin arzularına aykırı, büyüklerinin uygun bulduğu biriyle evlenmenin haksızlığını, kötülüğünü göstermek için bir tablo yapmayı düşünüyordu. Bir gelin odası hayal ederek, güzel sanatların bütün servet ve ustalığını verdiği süslü bir köşesinde, asalet ve servet kaygısıyla evlenmiş bir genç kızın manevi sıkıntısını, o güzel gözlerinin etrafındaki incecik çizgilerinde, İlk kez olarak görüp de beğenmediği kocası hakkındaki nefretini o dakikada biraz aşağı doğru sarkmış olan dudaklarının kenarlarında, ağzının hafif aralığından görünen beyaz dişlerinde koyduğu durumda göstermek istiyor. O hüzünlü güzelliğe karşı kocasının hor görülme ve üzüntüyle önüne bakarak düşündüğünü, istediği çizgileri çekerek betimlemede başarılı olursa insanlık şanına layık ve özellikle kendi aşk ve isteklerine uygun olmayan birçok düşünce ve savına karşı gözle görülür üstün bir yanıt olarak müzeye, herkesin dikkat ve incelikle baktığı yere asacaktı. Celal Bey annesiyle babasını gördükten sonra çalışmak için en üst kattaki odasına çıktı. Annesinin rengini biraz uçuk, konuşmasını ve tavrını her zamankinin aksine durgun bir halde görmesiyle bunu iki gün önceki hastalığına ve kadınlarda şiddetle hüküm süren sinir buhranının günlerce bıraktığı yorgunluğa verdi. Endişesi yatışarak çalışma odasının koyu renkte perdelerle örtülü pencerelerinin başında sanat ustalarının yüksek düşüncelerinin çıktığı yer olan kültürlü alımlarını gösteren heykelleri, duvarlarında tamamlanmamış bazı resimleri ortada odanın her tarafına hafif olmakla beraber hoş olmayan kokusunu yayan boya takımları, başka bir deyişle bütün bu hayali araç ve aletler arasında yarım saat kadar gezindi. Ve zihninde hazırladığı eserine başlamak için konunun en gizli köşelerini, en karanlık taraflarını, en güç yerlerini usta gözlerinde canlandırmaya uğraştı. Başlamak üzere bulunduğu bu tabloda ister istemez pek az da olsa insan kalbini anladığını göstermek sevdasıyla kararsızdı. Kah kalbi tutkun eden bir düşünce, nazlı bir sevgili gibi hayalinin kucağına girmekten çekiniyor. Kah dünyanın en yüksek yerlerine konan kuşlar gibi uçmaya hazır bir biçimde inmek üzere olan yüce düşüncelerin kanatlarının hayaline dokunduğunu hissediyor. Bu manevi uğraşların etkisiyle vücudunda hafif bir titreme, gözlerinde sevgiden akıyor denilecek bir iki damla yaş olduğu halde çalışmaya başladı. Yalnız, bu işinde en hassas olan ruhuna kuvvet vermek için o güzel Kafkasyalı'nın can ve gönlüne huzur veren olgun yüzünü görmek istiyordu. Evet, görmek istiyordu. Sevgilisinin zihnini aşka dair düşünceler ve yüce anlamlar içinde bırakan gözlerine,
Binlerce parlak düşünce veren gülümsemesine gereksinim vardı. O gülümseme der ki yaşamın en acı, en karanlık taraflarını aydınlatmak için ilahi bir ışıktır. Çalışıyor. Güzel sanatlarla uğraşmak için inziva gerekli. Çünkü o sırada ruh heyecan halindedir. Huzur ve sükunet gerekli. Çünkü o halde derinden derine konuşan kalbi dinlemek gereksinimi var. Tam bir saat geçmişti ki oda kapısından giren birisini görmek için başını kaldırarak ''Ne istersin çaresiz?'' dedi. Hiç odayı düzeltecektim. Şimdi dursun. Bu yanıtı verince bir zayıf esirin sıkıntı ve üzüntü anında oluşan dehşeti çaresizin yüzünde görerek insani bir duyguyu incelemek isteğiyle nedenini yumuşak bir biçimde anlamak için çizdiği hatların bazı küçük yerlerini düzelterek ve tamamlayarak kesik kesik sözlerle konuşmaya başladı. Bilber nerede? Niçin gözükmüyor? Çaresiz hiç yanıt vermeyerek gözlerini dikkatle Celal Bey'e dikmiş bakıyordu. Esaret arkadaşının, dert ortağının felaketiyle dehşetli bir hal almıştı. Çaresiz, sana ne oldu? Niçin yanıt vermiyorsun? Efendilerine böyle davranmayı nereden öğrendin? Efendilerin küçükten beri büyüttükleri çaresiz esirleri kolundan tutup da satılığa çıkarmayı öğrendikleri zamandan beri. Celal Bey elinde fırça ile boya takımı olduğu halde başını kaldırıp çaresize bakarak ''Anlamıyorum, ne diyorsun, çıldırdın mı?'' Bu sözler karşısında dayanamayan çaresiz ''Elbette bir esirin sözünü siz efendiler anlamaz, o sizinle oyuncağınız, Bilber, o sizin eğlenceniz, zavallı kız, beni dinleseydi. Kuzum, siz Allah'tan da korkmaz mısınız? Hepsini yaptıktan sonra hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi bir de eğleniyorsunuz, biraz da merhamet etsenize.'' Ben de ne söylüyorum bir bey de merhamet. Celal Bey elindeki fırçasını ve boya takımını düşürerek yaralılara özgü elinde olmayan bir hareketle yerinden kalktı. Çabuk söyle, Dilber'e bir şey mi oldu? Dilber nerede? Sözünü durmadan tekrar ediyordu. Çaresiz, hiç beklemediği bu hareketten dolayı biraz şaşkınlıkla bekledikten sonra kapıdan çıkmak üzereyken geri çekilip Dilber satıldı dedi. Şimşek gibi parladığı anda biten yanıt, bu gencin yıldırım hızı ve dehşetiyle bütün sinirlerini bozduğundan, dişleri kilitlenerek sinirli halinin beynine gönderdiği kanın çokluğundan bir heykel gibi dimdik yere düştü. Eserin adı Sergüzeşt. Eserin yazarı Sami Paşazade Sezai.